Bunları çocuklar çok seviyor ve ben bunları internetten çok uygun fiyata aldım. D&R'ı takip edin, hepsi buradayı takip edin. Yarı yarıya fiyatlara düşüyorlar. Neredeyse hepsini tamamladık, değil mi anneciğim? Bu da şöyle oldu. Aslında dergisi çıkmış bunun. Dergisini aldık. Dergisinde bir liste vardı. Eksik kitapları. O listeye bakarak bütün kitapları tamamladık. Şimdi bunların isimlerini teker teker bize söyleyecek Pırıl, bakalım nelermiş. Küçük bayan yardımsever. Bay utangaç. Küçük bayan utangaç. Küçük bayan Bunun kız olduğu çok anlaşılmıyor, evet. O neymiş hocam? Küçük bayan uslanmaz. Küçük bayan uslanmaz. Küçük bayan Bay Pasaklı. Bay Pasaklı. Bay Unutkan. Bay Unutkan. Bay Komik. Küçük Bayan Eğlence. Bay Mutlu. Küçük Bayan Sayılgan. Bay Kaba. Bay Zıp Zıp. Bay Dongümü. Bay Küçük. Bay Hapşık. Küçük Bayan İnatçı. Bay Gıdık. Bay Gıdık. Küçük Bayan Güneşi. Bay Küt. Küçük Bayan Düzenli. Bay Güçlü. Küçük Bayan İkizler. Bay Uykucu. Bay Tembel. Bay Tembel. Bay Uzun. Küçük Bayan Bilgin. Mucit, aynen. Küçük Bayan Mucit. Bunlar da Evet, bunlar son çıkanlar. yeni. Bay Hayalperest. Bay Bay Titrek. Titrek. Ve Küçük Bayan Küçük Şanslı. Bayan Şimdi Şanslı. bu kadar kitap içinden hangisini seçeceksin Pırıl? Bakın arkada da çeşitleri var. Bay Yavaş ve Küçük Bayan Zıt Giden. İki tane daha eklenmiş. Yavaş bir de Küçük Bayan Zıtkı. Evet, iki tane daha eklemişler. O son, tam yeni çıktı yani, son bir hafta önce çıktı. Şimdi bize bunlardan hangisini seçeceksin? Sen arkadan bakarak seç. Çok fazla Ya da var. böyle bir bakayım. Ben Bay Titre'yi okuyacağım çünkü ben Ben hoşuma bakacağım. gitmişti. Küçük Bayan Mucit mi? Küçük Bayan Mucit. Tamam. Küçük Bayan Mucit. Tamam. Bir zamanlar Küçük Bayan Mucit yaşardı. Küçük Bayan Mucit gerçekten de çok mucitti. Küçük Bayan Mucit değişik şeyler yapabilirdi. Çünkü değişik aletleri vardı. Gide küçülüyor. Evi de çok değişikti. Evi tekerlekli evdi. Mesela iki tane yumurta pişiren bir alet yapmıştı. Bu alet çok ilginç bir aletti. Kendi dişini fırçalamadan diş fırçalama aleti bile yapmıştı. Kitap çevirici aleti de yapmıştı. Hem kitap okurken kitap çevirici alet çok mantıklı bir aletti. Yapmış. Ve bir arkadaşı için de yol çizme aleti yapmıştı. Bu çok mantıklı bir aletti. Çok da eğlenceliymiş. Küçük bayan yardımsever için de Küçük bayan yardımsever için de bir sürü telefon yapmıştı. Çünkü çok insanlarla telefonda konuşuyordu. Çok konuşuyordu arkadaşlarıyla. İnsanlardan çıktı. Bunun
Bana pis mağazadan bir çanta hediye etmişti. Hop diye açınca içinden güzel lezzetli şeyler çıkıyordu içinden. Ama son meydan şeyde, kağıtlı şeyde, şey içinde düşünmeye başlamıştı. Ne yapsam diye. Bay Kaba için bir hediye yapması gerekiyormuş ama ne? O yüzden Bay Kaba için ne hediye yapsam acaba? Bay Kaba kabadır demişti. Bir restorana gittiklerinde sen kimsin? Asıl ben kaba değilim. Asıl sen kabasın demişti. Buna kaba demiş. Aslında kendisi kaba. Sonra aklına bir fikir gelmişti ve bunu hop diye bir anda yapmıştı. Bu alette şöyle kötü sesler çıkartan bir alet. Kötü sesler çıkartıyordu bu alet. Yani geğirme sesi, gaz çıkarma sesi hep bu böyle alet kaba sesler. Bu alet gerçekten sesler. De çok değişik bir aletti. Boyut şeyler vardı. Zıp diye şeyler vardı. Pırt, zak, gok, gak diye sesler çıkartıyordu bu alet. Bütün arkadaşları gülmeye başlamışlardı. Evet, artık kabalık yapmak yerine bu aleti kullanarak kaba sesler çıkartıyor. Ama en azından insanlar bu sefer biraz gülüyormuş yani. Aslında çok kalp kırıcı konuşabiliyor Bay Kaba. Hadi bakalım. Bay Titrek yeni kitaplardan biri Bay ve Titrek. Bana biraz abartılı komik geldi. O yüzden bunu okuyacağım. Zavallı Bay Titrek her şeyden ama her şeyden korkar. En ufak bir şeyde ürker, irkilir. Jöle gibi tir titrer. Bu yüzden de herkesten uzakta yaşar. Hem de kilometrelerce uzakta, ormanın ortasında. Bu hikaye de Bay Titrek'in evinde başlıyor. Güzel bir sonbahar sabahıydı. Bay Titrek uyuyordu. Güneş pırıl pırıl parlıyor, rüzgar tatlı tatlı esiyordu. Sararan yapraklar dallardan dökülüyordu. Bay Titrek'in evinin önündeki ağaçtan da bir yaprak düştü. Düşerken yatak odasının camına değdi. Bay Titrek sıçrayarak uyandı. Bu korkunç gürültü de ne? Eyvahlar olsun. Evin başıma yıkılıyor. Felaket. Deprem oluyor. Facia. Dünyanın sonu geldi. Korkudan titreyerek battaniyesinin altına sindi. Anca bir saat sonra Bay Titrek evinin yıkılmadığını, deprem olmadığını ve dünyanın sonunun gelmediğini anladı. Battaniyesinin altından başını yavaşça çıkardı. Oh, neyse ki her şey yolunda. Sonra kahvaltı etmeye gitti. Kaseye biraz mısır gevreği koydu. Üstüne de biraz süt döktü. Sonra gevrekten bir kaşık alıp ağzına götürdü. Çatır, çutur, katır derken Bay Titrek bir anda mutfak masasının altına daldı. Eyvahlar olsun. Bu ne facia? Savaş mı çıktı? Seslerin nedeni çatırdayan mısır gevrekleriydi elbette. Bay Titrek sonunda masanın altından çıktı. Her kaşıkta korka korka gevrekleri yiyerek kahvaltısını bitirdi. Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Evini sarmalayan ormanda dolaştığı sırada bir solucan topraktan kafasını çıkarıverdi. Solucan Bay Titrek'in neşeyle günaydın dedi. Bay Titrek az daha korkudan düşüp bayılacaktı. Ne? Kim var orada? Sonra solucanı gördü. Eyvahlar olsun, bu bir yılan facia. Yılanlarla diri diri yeme olacağım. Çabucak bir ağaca tırmandı. Solucan da ne gösteriydi ama dedi ve deliğine geri döndü. Anca bir saat sonra Bay Titrek cesaretini toplayıp ağaçtan inebildi ve yürüyüşüne devam etti. Gide gide ormandan çıktı, bir çayıra ulaştı. Endişeyle etrafa göz gezdirdi. Çayır bomboştu. Acaba sahiden de boş muydu? Çayırın orta yerinde uzun otların arasında Bay Titrek'in göremeyeceği bir yerde bir gezgin uykuya dalmış sonbahar güneşin tadını çıkartıyordu. Bay Titrek otların arasında dikkatle ilerledi. Derin derin uyuyan gezgin horladı. O da neydi öyle? Bu bir aslan mı? Kükreyişini duydum. Eyvahlar olsun. Kocaman bir aslan. Devasa dişleri olan kocaman bir aslan.
keskin devasa dişleriyle beni bir lokmada midesine indirecek. Kocaman bir aslan. Keskin devasa dişleriyle beni bir lokmada olmasa da iki lokmada midesine indirecek. Kocaman gözü dönmüş bir aslan. Bay Titrek bayılıverdi. Tüm bu gürültü patırtı gezgini uyandırmıştı. Esnedi, gerindi, yerinde doğruldu ve yanında yatan Bay Titrek'i gördü. İyi kalpli bir gezgindi. Bay Titrek'e bakıp ah canım dedi. Sonra Bay Titrek'i yerden alıp nazikçe avucuna tuttu. Bay Titrek kendine geldi. Gözlerini ovuşturarak yerinde doğruldu. Sonra gezginle göz gözü geldi. Eyvahlar olsun, felaket. Bir dev bu. İnsan yiyen bir dev. Facia, beni kahvaltı niyetine yiyecek. Vah vah dedi dedi gezgin şefkatle. Ne kadar da ürkek bir şeysin. Adın ne senin? Bay Titrek diye kekeledi Bay Titrek. Bir zamanlar ben de senin gibi ürkektim. Sonra ürkek olmamayı öğrendim. Bunu nasıl başardım anlatayım mı? Bay Titrek endişeyle ürperdi. Sonra da evet lütfen. Çok basit. Tek yapman gereken ona kadar saymak. Seni korkutan şeyin aslında o kadar da korkutucu olmadığını göreceksin. Ardından Bay Titrek yavaşça yere bıraktı. Unutma. Ona kadar say. Dedi Bay Titrek. Sonra gezgin kendi yoluna gitti. Bay Titrek hemen eve dönmeye karar verdi. Çayırdan geçti, ormana girdi. Ormandan geçerken ufak bir dal parçasının üstüne bastı. Çıt. Dal parçası da çatırdadı. Bay Titrek korkudan 2 metre havaya sıçradı. O da neydi öyle? Neydi o korkunç çatırtı? Yoksa ağaç devrilip beni ezecek mi? Facia mı? Yoksa çalıların arasından timsah mı saklanmış? Dişlerini mi tıkırdatıyor böyle? Felaket yoksa bu? Dedi ve sonra durdu. Derin bir nefes aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh dedi Bay Titrek. Tam evine varmak üzereyken önünden geçtiği bir ağaçtan yavaşça bir yaprak düştü ve Bay Titrek'in başına dedi. İmdat, polis, adam öldürüyorlar, kaçırılıyorum, facia, haydutlar, silahları var, imdat. Dedi ve yine durdu. Derin bir nefes aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra fark etti ki üstüne düşen şey sadece bir yaprakmış. Alt tarafı kırmızı bir yaprak. Başka bir şey değil. İşe yarıyor dedi Bay Titrek hayretle. Haklıydı. Bu taktik sahiden de işe yaramıştı. O andan sonra Bay Titrek bambaşka biri oldu. Baksana halinden de belli. Artık ne ciyaklıyor, ne bağırıyor, ne de çığlık atıyordu. Ne ürperiyor, ne irkiliyor, ne de titriyor. Battaniyesinin altına artık hiç saklanmıyor. Peki saklanmıyor diyelim. Bu kitapları sen çok seviyorsun değil mi Minnoş? Biz bunları bayağı uğraştık biriktirene kadar. Bayağı bekledik yani 3-4 seferde anca toplayabildik ama sonra da çok sevdik. Böyle aralarına alıp bir tane okumak ya da böyle gözlerimiz kapalı seçmek çok eğlenceli oluyor. Bye bye.